egedesonses.com. Merhaba değerli izleyiciler, programımıza hoş geldiniz. Bugün 25 Ağustos 2020 Salı. Bugün yine özel bir program ve konukla karşınızdayız. Bugün neyi konuşacağız? Bu İstanbul Sözleşmesi konusunu ele alacağız. Bir toplumda, ülkemizde İstanbul Sözleşmesi, İstanbul Sözleşmesi'dir. Gidiyor. Nedir, ne değildir? Toplumun bir kesimi bu sözleşmeye tamamen karşı, bir kesimi de savunuyor. Sosyal paylaşım sitelerinde filan hepimiz görüyoruz. İstanbul Sözleşmesi yaşatır sloganları hakim, kadınlarda özellikle. Daha muhafazakar kesim biraz mesafeli bakıyor. Hatta karşı çıkanları da var aralarında ama bu sözleşme nedir, neyi içerir? Erkeklerin aleyhine bir durum mudur? Bu sözleşmeyi savunan kadınlar feminist midir? Eşcinselliği mi özendirir? Buna cevaz mı verir, onay mı verir? Toplumda da konuşulduğu gibi bir hukukçu stüdyomuza konuk ettik. Yeni avukatlardan Sayın Özge Kablan şu anda stüdyomuzda. Özge Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ama sizin sesiniz neden az çıkıyor diye baktım. Şöyle bir kere daha konuşabilirsek. Tamam. Evet. Geliyor mu sesim? Evet. Bir teknik bir sorun var. Ben bir ara vereyim tekrar dilerseniz. Bir problem oldu. Ondan bir kısa bir ara verelim. Ondan sonra devam edelim. Bu mikrofon konusu bizi uğraştıracak. Birkaç saniyede hallederiz efendim. Tekrar buradayız. Tekrar birlikteyiz aranın ardından. Bakalım aşabilmiş miyiz teknik sorunu. Özge Hanım tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Tamam. Bu sefer tamam galiba. Sorun yok. Şunu diyordum efendim programımızın açılışında. Bu konuyu konuşmayı düşünmüştük. Yayında kolay kolay konuk olacak bayan avukat bulamadık. Bergama'da İki tanenin dışında yayınımıza konuk olacak avukat yok. Bir tanesi meclis üyesi zaten. Toplam iki kişi var. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Ben davetinizi kırmayıp yayınımıza geldiğiniz için. Şimdi İstanbul Sözleşmesi'ni nasıl tarif ediyor Wikipedia? Kısaca ben onu okuyayım. Ondan sonra konu hakkında bazı sorularımız olacak. Sizden bilgi isteyeceğiz. Tamam. Şöyle tarif etmiş İstanbul Sözleşmesi'ni. Kadınlara yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi ya da bilinen adıyla İstanbul Sözleşmesi, kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddeti önleme ve bununla mücadelede temel standartları ve devletlerin bu konudaki yükümlülüklerini belirleyen Uluslararası İnsan Hakları Sözleşmesi'dir. Sözleşme Avrupa Konseyi tarafından desteklenmektedir ve taraf devletleri hukuki olarak bağlar. Sözleşmenin dört temel ilkesi kadına yönelik her türlü şiddetin ve ev içi şiddetin önlenmesi, şiddet mağdurlarının korunması, suçların kovuşturulması, suçluların cezalandırılması ve kadına karşı şiddet ile mücadele alanında bütüncül, eşgüdümlü ve etkili işbirliği içeren politikaların hayata geçirilmesidir. Kadına karşı şiddeti bir insan hakkı ihlali ve ayrımcılık türü olarak tanımlayan bağlayıcı nitelikte ilk uluslararası düzenlemedir. Tarafların sözleşme kapsamında vermiş oldukları taahhütler, bağımsız uzmanlar grubu GREVIO tarafından izlenmektedir şeklinde tanımlamış Wikipedia İstanbul Sözleşmesi'ni. Siz de toplumda, kamuoyunda takip ediyorsunuz değil mi bu tartışmaları? Evet, vesaire. Yakından takip ediyoruz. Niye bu kadar tartışılır? Kabul edeni vardır, etmeyeni vardır. Herkes kabul etse ya veya herkes reddetse ya, kimlerin çıkarlarına dokunuyor acaba? Şöyle söyleyebiliriz. Genel olarak siz de tanımladınız ve okudunuz zaten. İstanbul Sözleşmesi'nin içeriği şiddetin engellenmesi amacıyla gerçekleştirilmiş düzenlemeler. Her ne kadar isminde kadına yönelik şiddet unsuru öne çıksa da aile içi şiddetin de önlenmesi amaçlanıyor. Ve bu kapsamda kadınların yanı sıra erkekler ve çocuklar da korunuyor. Aslında kadın sözcüğünün burada belki de öne çıkarılıyor olması dikkat çekiyor ve bu nedenle eleştiriliyor olabilir. Bu şekilde düşünüyorum. Evet. Kadınların yanı sıra dediğimiz gibi şiddete maruz kalan ve şiddete tanıklık eden çocukların
ve aynı şekilde aile şiddet mağduru olan erkeklerin de korunması amaçlanıyor. Şiddete maruz kalan erkeklerin de. Tabii ki muhakkak. Az da rastlansa. Az da rastlansa, yani her ne kadar az da rastlansa. Olmuyor örneğin, değil ama değil mi? Tabii oluyor. Tabii ki bizim müvekkillerimizin arasında da var bunun örneği. Bergama'da da var yani. Yani muhakkak bu ülkenin her yerinde karşılaşılabilecek durumlardan biri. Hatta bu nedenle 6.284 sayılı kanun kapsamında koruma tedbiri de talep ettik aynı şekilde müvekkilimiz hakkında. Erkek bir müvekkil hakkında. Aynı şekilde kadının evden uzaklaştırılması talebinde bulunduk. Bu az da olsa rastlanabilecek durumlardan biri. Nasıl bir şiddet olmuş o? Yani isim tabii istemiyoruz. Yani silahla mı, tabii tencere tavayla mı, oklavayla mı, nasıl olmuş? Yaşları gereği daha çok sözlü tartışma diyebilirim. Fiziki değil. Fiziki değil, evet. Ama zaten İstanbul Sözleşmesi sadece fiziki şiddeti karşı çıkan bir sözleşme değil. Bunun yanı sıra psikolojik, cinsel ve ekonomik şiddetten de bahsediyor. Evet. Bu yönüyle de önemli aslında ve bu yönüyle de değerlendirilmesi gerekiyor. Her ne kadar TCK kapsamı, Türk Ceza Kanunu kapsamında psikolojik şiddetin bir ceza unsuru olarak değerlendirilmese dahi İstanbul Sözleşmesi bu durumu kapsamı dahiline almış. Evet. Psikolojik şiddetten kastımız evin içerisinde erkeğin kadına karşı uyguladığı sen yapamazsın, edemezsin, aşağılayıcı unsurlar ne içeren şeyler. Yani toplumun içerisindeki belki durumunu etkileyebilecek söylemler olabilir. Peki kadın erkek evde yalnız, bunu yalnızken söyledi sen yapamazsını, hı hı, edemezsini. Adli makama intikal ettirdiğinde şahit, yani bir kanıt istenmiyor mu? Şöyle, İstanbul Sözleşmesi kapsamında kadının söylediklerinin nasıl diyeyim? Önceliği var. Kadın bir nedenle adli beyanı esas alınıyor. Kolluğa başvuruyorsa bu suistimal edilirse edilen kısımları da var zaten. Her dedik ya, bahsettik ya, erkeğin şiddeti mi olur? Yani erkek şiddet görür mü? Görüyor. Bana iftira atmak istiyor. Evet. Gitti dedi bu bana olabilir, bunu yaptı. Ben nasıl anlatacağım zaten, derdim. Erkekler tarafından eleştirilmesinin bir nedeni de bu. Evet. Ama çok haksız eleştiri de değilse. Ama şöyle, yani belli bir yüzdenin bunu yani kötüye kullanması. Yani erkeklere şu mu deniyor? Sen güçlüsün, yalancısın. Hayır, tam olarak öyle değil. Tanık aradığı durumlar da oluyor zaten. Savcılık eğer böyle bir durumda şüpheyi yeterli görmezse tanıklara başvuruluyor ve tanıkların beyanlarından sonra uzaklaştırma kararı. Evin içinde iki kişi yaşıyor, kadın erkek. Tamam. Ben de şimdi şeytanın avukatlığını yapıyorum. Siz onların avukatlığını, ben de şeytanın avukatlığını. İstanbul Sözleşmesi evet, kadının beyanına esas alıyor. Ancak bu yüzdenin çok büyük, küçük bir, Türkiye'nin küçük bir yüzdesini oluşturması, kadınların bu konuyu kötüye kullanmasıyla ilgili İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanmayacağı anlamına gelmemeli fikrimce. Kötüye kullananlar tabii ki vardır ama çok küçük bir yüzde kurunun olduğunu yanında, ben düşünüyorum. Kurunun yanında yaşayanda da oluyor. Evet, evet, aynen öyle. O yüzden kurunun yanında yaşın da yanmaması için kadınların, çocukların, özellikle kadınların ve çocukların korunması için ilgili kanunların uygulamaya geçirilmesi ve önlemlerin alınması gerekiyor bu kapsamda. Evet. Biraz daha açacak olursak, yani bazı içeriğinin bazı maddelerine karşı olanlar var toplumda, biliyorsunuz. Tam kadın, evet, haklarının korunmasına belki ilk bakışta herkes sıcak bakacak ama, hı hı, diyor ki bu sapkınlığa meydan veren bir sözleşme diyenler şöyle var toplumda. Bir madde var. Bunu neye dayandırıyorlar? Bakalım aynı maddeyi mi söyleyeceğiz? Siz, evet, size madde, göre hangisi? Madde 4 temel, evet, haklar eşitlik ve ayrımcılık yapılmaması başlıklı 3. fıkrası. Üçüncü fıkrası, üçüncü diyor fıkrası, ki taraflar bu sözleşme hükümlerinin özellikle de mağdurların haklarını korumaya yönelik tedbirlerin cinsiyet, toplumsal cinsiyet, ırk, renk, dil, din, siyasi veya başka tür görüş, ulusal veya sosyal köken, bir ulusal azınlıkla bağlantılı olma, mülk, doğum, cinsel yönelim, toplumsal cinsiyet kimliği, sağlık durumu, engellilik, medeni hal, göçmen veya mülteci statüsü veya başka bir statü gibi herhangi bir temele dayalı olarak ayrımcılık yapılmaksızın uygulanmasının temin edeceklerdir. Şimdi burada bunu kimilerini gıcık eden sözler şunlar, cinsel yönelim. Burada başka bir cinsel şeye yönelmesi varsa kişinin, hı hı, ve o da yararlanmak istiyorsa bu şeyden,
Şiddet mağduru bir kişi ise korunmasını kapsıyor. Korunmasını kapsıyor. Yani toplumda işte hani travestiler, gayler, eşcinseller vesaire. Bunlar o çatı altında toplanıyor. Bunlar zaman zaman toplumda şiddet görüyorlar. Niçin bu böyle bir yönelime meylettiniz diye. Bunlar da sığınmak, korunmak istiyorlar. Evet. Bu madde bunu da kapsıyor. Herkesin anlayacağı dilde anlatmak gerekirse. Anayasa madde 10 da bunu kapsıyor. Bunu korudukları için de İstanbul Sözleşmesi tukaka bir sözleşme oluyor. Toplumun şunu gözünde. Söyleyebilirim. Bir kesiminin gözünde. Evet. Anayasa madde 10 der ki herkes dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Bu anayasada. Evet, değil mi? Bu şimdi anayasada. Biz İstanbul Sözleşmesi'ni ülke olarak imzalamamış olsa idik bile. Anayasada evet, bunun aynısından korunuyor. Var mı? Aynısı var. Şöyle söyleyebilirim. O sonuç mu çıkıyor ortaya? Evet, aynı sonuç çıkıyor. Örnekleme yapılmış ve benzerleri denilerek aslında aynı şeyler kastedilmiş. Anayasa sadece kadına şiddet içerikli bir düzenleme olmadığı için ve benzerleri denilerek yorumlamaya bırakılmış. Ancak İstanbul Sözleşmesi tamamen şiddetin önlenmesi anlamında oluşturulmuş bir sözleşme olduğu için tek tek örnekleme yapılmış ve her unsur tek tek açıklanmış. Aslında anayasayla uyumlu denilebilir bu konuda. Anayasaya aykırı bir sözleşme değil. Madem bizim anayasamızda böyle bir şey var, biz vaktiyle o zaman niye imzaladık? Bizde var kardeşim, teşekkür ederiz diyebilirdik. Ama detaylı olarak açıklanarak koruma sağlanması amaçlanmış ve bu konuda devlete yükümlülük veriyor. Evet. Avrupa Konseyi'ne... Avrupa Konseyi kaynaklı bir sözleşme olduğu için bu sözleşmeyi onaylayan ülkeler açısından bir Grevio bağımsız uzmanlar grubu Grevio adı altında izlendiği siz de az önce okudunuz. Bu Grevio tarafından izleniyor ve rapor hazırlanıyor ve ülkelere bildirimde bulunuluyor. Yani diyelim ki 2017 veya 2018 yılı içerisinde ülkenizde kaç tane kadına şiddete veya çocuğa şiddete yönelik olay oldu? Bunların sonucunda siz nasıl bir yöntem izlediniz? Gerekli politikaları oluşturdunuz mu? Devlete bu konuda kadına şiddet ve her türlü şiddetin önlenmesi amacıyla yükümlülük veriyor. Bundan aldığımız puan not kaç peki? O izleme sonucunda. Ben de araştırmalarım sonucunda edindiğim bilgilerle şunu söyleyebilirim. 3 Temmuz 2017'de Grevio Türkiye'ye ilişkin bir rapor yayınlamış. Bu raporunda şunu söylemiş. Cinsel şiddet mağdurlarının gerekli kolluk birimlerine başvurması neredeyse yok. Başkaları tarafından ortaya çıkarılıyor ve bu şekilde gerekli makamlara bildirim gidiyor. Bunun sonucunda kadın veya çocuk korunuyor. Yani aslında mağdurlar seslerini çıkarmaktan belki de korkuyorlar. Ama son zamanlardaki hani siz de görüyorsunuz sosyal medya vesaire bu sesini çıkarma durumu belki biraz daha arttı. Ancak yeterli düzeyde değil. Yani ortaya çıkarılmıyor. Bunu söyleyebiliriz. Bu nedenle bu sözleşme bunu korumaya yönelik. Devlete bir yükümlülük yüklüyor. Rapora geri dönecek olursak, her ne kadar iyiye gitsek de gerekli önlemlerin tam olarak alınmadığı ve politikaların ortaya konulmasında daha yoğun bir çabanın gerektiği ifade edilmiş. Bir çalışma var. Bunu Türkiye Cumhuriyeti Devleti hangi yıl bilmiyorum, geçtiğimiz yıllarda imzalamış değil mi bu sözleşmeyi? 2014 yılında 14'te. Yürürlüğe girmiş. Tamam, şimdiki hükümet vardı yine iktidarda. 2002'den beri olduğuna göre 2014'te de o vardı değil mi? Hı hı. Peki imzalamış ama kendi imzaladığı sözleşmeye uygun riayet eden politikalar gidiyor mu, takip ediyor mu şu anda hükümet? Öyle diyebilir miyiz? İmzaladığı sözleşmeye paralel çalışmalar yürütüyor olabilir mi? Veya yani, hilafına mı hareket ediyor? Hilafına hareket ettiğini söyleyemem ama tam olarak yeterli düzeyde olduğunu da yetersiz diyebiliriz sadece. Yeterli düzeyde olmadığını düşünüyorum. Fikrimce bu şekilde. Yani sadece gerekli kanunların yapılması değil, zaten sözleşme eğitim anlamında da
müfredata gerekli unsurların konulup çocukların henüz eğitim düzeyinden başlanılarak gerekli şeyin eğitimin verilip bilincin oluşturulmasını amaçlıyor. Öyle bir müfredatta henüz bir şey konmuş da değil. Peki ama. Şu an hani yaşım gereği ve hani öğretmenlikle alakalı bir bilgim olmadığı için diyeyim hani müfredata ilişkin olsaydı ülkede bir, haber evet, olurdu zaten. Olabilir. Bir haberci olarak bir, benim de dikkatimi çekmediğine göre yok demektir. Dediğim gibi çocuklardan daha da çocuk trafik eğitim parkı gerekiyor bile yapmaktan aciz bir müfredat kaldı ki bunu koysun içeriğine çok mümkün değil. Daha çok eksiyiz bu konuda dediğiniz gibi gerçekten. Gelişme evet, rapordaki gibi gelişmenin olduğu ancak henüz yeterli düzeyde olmadığını söyleyebilirim. Zaten yakın zamanda olan kadın cinayetleri de son yılları kaç? 3049 mu? 3049 galiba. Tam olarak bilmiyorum ben araştırdım biraz yayına girmeden önce. Ne kadarlık bir süre içinde ama çok da uzun değil. 3049, 3000 civarında kadın cinayeti var. Yani tekrar aynı konuya dönecek olursak işte toplumun bir kesimi bu az önce saydığımız dördüncü maddenin o son paragrafından, üçüncü fıkrasından rahatsız. Tekrar üstünden geçecek olursak ama bu anayasamızda da var. İşte evet, cinsiyet şey gözetmeksizin, fark gözetmeksizin. Aynı zamanda medeni kanun. Bunu korur eder evet, diye. Medeni kanun madde 23 ve 24'te beden bütünlüğünün ve kişilik haklarının zedelendiği durumlarda kişinin devlet tarafından korunmasını öngörüyor. Medeni kanun da buna dahil. Sadece adı yani İstanbul Sözleşmesi'nde yapıldığı örneklemeler, örneksemeler şeklinde değil, Medeni Kanunu'nda beden bütünlüğünden ve kişilik hakkından beden bahsediyor. Beden bütünlüğü. Aynı şey aslında şiddet yani fiziksel şiddetin ha, önlenmesi anlamında. Beden bütünlüğü. Beden bütünlüğünün korunması evet, diyebiliriz. Kanun evet çıkmasına çıkıyor bizim ülkede. Sözleşme imzalanmasına imzalanıyor ama pratikte çok başarılı değiliz. Yürümüyor. Yani zaten zihniyetin değişmesi lazım. Bu değişmedikçe istediğiniz kadar kanun çıkartın, kural çıkartın. İnsan, toplum bu onu soracaktım sorularımın arasında. Bu, toplumun vicdanı bu sözleşmeyi ne kadar kabul ediyor? Devlet imzalamış. Toplum vicdanında da kabul görmüş mü tam olarak? Ona ilişkin cevabım yani görünen o ki pek değil. Öyle söyleyebiliriz. Toplum gerekli topluma gerekli bilgilendirmenin yapılmadığını söyleyebilirim. Acaba kaç kadın İstanbul Sözleşmesi şu an olay olması nedeniyle ve gündemde olması nedeniyle bilgi sahibi ama kaç kadın İstanbul Sözleşmesi'nin detaylarına ilişkin bilgi sahibi? Açıp okudu veya? Aynı şekilde aynen barınma hakkı olduğunu biliyor aslında kaç kadın? Aslında bu kadınların değil erkeklerin açıp okuması lazım. Kadın kendi kendine şiddet uygulamıyor ki. Erkek evet, kadına şiddet uyguladığı zaten için. Zaten toplumdaki barışı sağlamak için ortaya çıkarılmış sözleşmeden biri. Kadın ve erkek eşit olsun ki toplumdaki barış sağlansın. O zaman bizi izleyenlerden ricamız erkeklerden özellikle bu akşam yatmadan önce çok da fazla uzun değil. Kaç madde? 15 mi? 15 madde. Hayır 80 madde İstanbul Sözleşmesi. 15'ini mi indirmişim evet, zaten? O zaman birkaç akşama bölün. Bu akşam ilk 15 maddesini İlgili okuyun. İlgili maddeler belli zaten özellikle. En azından siz ilk bu 15 maddesini okuyun. Erkeklere ricamız yatmadan önce her gün okuduğunuz kitap yerine bugün İstanbul Sözleşmesi'ni okuyun. Öyle yatın. Yarıda kalırsa yarın akşam tamamlarsınız. Bunu erkeklerin okuması lazım. Tüm aslında toplumun bu konuda bilinçlendirilmesi gerekiyor. Kadınların ve dediğim tabii okuması gibi, lazım da hani, erkeklerin evet, de okuması lazım. Okulda eğitimin bu konuda başlayarak kadın ve erkeğin eşit olduğu her ne kadar aile içinde buna ilişkin bir unsur göremese dahi toplum içerisinde belki bu durumu görüp çocukların da kafasındaki tabuların yıkılması önemli olan. Daha bir de çocuk daha çocuklara sıra gelmedi. Kadın evet, erkek aşamasındaki evet, şiddet şeyindeyiz henüz. Aynen. Cezalar ne kadar caydırıcı bizim ülkede? Ne kadar caydırıcı olursa olsun önüne geçilmiyor ama caydırıcılığı ne nispette peki? Yani çok caydırıcı olduğunu söyleyemem açıkçası. Kasten yaralama ve kasten öldürme arasında zaten farklı kanunlarda düzenlenmiş ve kasten yaralama içerisinde basit tıbbi müdahaleyle giderilebilir bir ayrı bir yani aynı madde kapsamında farklı fıkralar düzenlenmiş. Basit tıbbi müdahaleyle giderilebilir olan kısmı
şikayete bağlı zaten. Yani kısacası tokat attım, morluk oluştu yanağınızda veya işte vurdum, morardı aynı şekilde. Bunlar hastaneden alınan raporlarla birlikte basit tıbbi müdahaleyle giderilebilir olarak kabul ediliyor. Böyle bir durumda zaten nitelikli hal değil bu, suçun nitelikli hali değil, basit hali olarak geçiyor. Ve bu nedenle dediğim gibi şikayete bağlı. Böyle bir durumda diyelim ki kadın eşinden tokat yedi veya işte vurdu, morardı. Böyle bir durumda şikayete bağlı olduğu için zaten erkeğin baskısıyla bir süre sonra belki de kadın şikayetini geri çekecek. Böyle bir yönü var. Tahrik indirimi böyle durumlarda devreye giriyor mu? Gidebilir. O kanunun başka bir düzenlemesi ama nasıl bir tahrik olduğu önemli. Yani en kötüsü. Öyle bir durumda. İndirim tabii ki tahrik. Evet, yani bir şey var. Kanunda düzenlenmiş bir kadına unsursa, karşı olan şiddette de var herhalde değil mi tahrik indirimi? Yanlış bir şey söylemeyeyim şu an tam olarak. Evet. Heyecanıyla birlikte, yayın heyecanıyla birlikte evet. Kanunda tam ama ne kadar caydırıcı kanun olursa olsun yine toplumda bunu dinlemeyen çıkıyor. Ya, trafikte de öyle. Ne kadar caydırıcı kanun çıkarırsanız çıkarın, trafik kuralını ihlal eden birisi çıkıyor. Evet, zaten şöyle bir düzenleme var. Her ne kadar ceza alsa da infaz yasaları zaten alınan cezanın cezayla cezaevinde yatılan kısmı aynı değil. Hüküm aşamasında diyelim ki 2 yıl hüküm giydiyse zaten bunu cezaevinde yatarı örnek veriyorum. Belli bir kısmını yaptıktan sonra cezaevinden çıkıyor. Açık cezaevinden denetimli serbestliğe bırakılıyor. Kanunda infaz yasalarına göre değişiklikler var. İşlediği suçun yılına göre o yatarı cezaevindeki yatma kısmı hesaplanıyor. Ona ilişkin zaten dediğim gibi alınan cezayla cezaevine yatılan kısmı eşdeğer değil. Ona ilişkin bir onun şey söyleyebilirim. Onun da peki düzeltilmesi mi lazım? Belki de kadına karşı şiddet ve çocuğa karşı şiddette bunun kapsam dışı kalması ilgili, lazım. Evet, infaz yasalarının düzenlenmesi gerekiyor. Bunun yanı sıra hükmün açıklanmasının geri bırakılması gibi bir kurum var. O da sabıkasızsa değil mi? Aynen 5 yıl denetimli serbestlik değil, suç işlememek şartıyla herhangi bir cezaya hükmedilmiyor. Ama 5 yıl içerisinde başka bir suç işlerse bu suç da devreye giriyor. Suç da evet devreye giriyor. Bunu söyleyebilirim. Bunu savunan kadınlar feminist midir toplumda öyle deniyor? Yoksa normal kendisine verilen hakkı mı savunmakta kadınlar? Bir isim adı altında nitelendirmemek gerek diye düşünüyorum. Her kadın şiddet mağduru olabilir. Okumuş veya bilgi seviyesinin çok yüksek olmasının bir önemi yok fikrimce. Dediğim okumuş gibi şiddet, ailelerde de şiddet oluyor aynı zaten. Aynı şekilde aynen zaten onu kastediyorum. Profesör de karısını dövüyor. Evet, bu nedenle hani bunu feminist adı altında toplamamak gerekiyor. Kadınlar şiddete karşı kendilerini korumak amacıyla bu sözleşmeyi destekliyorlar. Ben biraz popülist sorular soruyorum. Daha çok manşetlik olsun diye ondan böyle soruyu sormak zorunda kaldım. Mesela Sayın Cumhurbaşkanı'nın kızının da içinde bulunduğu bir dernek şaşırtıcı bir şekilde bu sözleşmenin lehine açıklama yaptı geçtiğimiz günlerde. Hı hı. İyi bir şey değil mi aslında? Zaten benim söylediğimle aynı anlama geliyor. Bu konuya insan hakları açısından bakmak gerekiyor. Kadın, çocuk ve aile içindeki bireylerin şiddet mağduru olmaması için alınması gereken önlemleri, barışçı politikaları işliyor zaten. Bu nedenle olaya bu yönüyle, insancıl yönüyle kim bakmak gerekiyor. Olsun yani. Aynen i̇ster öyle. Cumhurbaşkanı kızı olsun. Aynen ister öyle. Bu yönüyle bakmak olsun. Gerekiyor. Değil mi? Evet. Bergama ve Dikili'de özellikle takip ettiğinizi biliyorum. Son zamanlarda çok yakın çevremizden örnek vermek için söylüyorum. Çok şiddet olayı yaşandı. Kadına şiddet işte silahla yaralama, vurma, diğer şekilde. Belediyeler kadın sığınma evleri yapma konusunda veya varsa geliştirme konusunda yeterli mi çevremizde? Hiç incelediniz mi, baktınız mı? Bergama özelinde konuşursak şu anda Bergama'da bir kadın sığınma evi yok. Kadın dayanışma kadın, var. Evet, kadın danışma ve dayanışma merkezi aynı şey değil, adı değil mi bu? Altında. Aynı anlama gelmiyor çünkü bildiğim kadarıyla aynı anlama gelmiyor. Çünkü bu merkez farklı. Daha çok danışma danışıyor. Yani. Danışma bu üzerinden sığınma. Yürürüyor. Sığınma dediğimizde oraya gittiğinde kimse bilmeyecek.
Tabii ki yani evet. Korunmasını da kapsıyor. Bu buradaki Bergama'daki merkez en yakın sığınma evine naklini gerçekleştiriyor kişinin diyebiliyorum ben. O zaman bir sığınma evimiz yok. Evet, Bergama'da bir sığınma evi yok. O kadın danışma ve dayanışma merkezi de engelli merkezinde hizmet veriyormuş. Buna ilişkin de bilgiyi verelim. Şu an binası tadilattaymış. Bu şekilde hizmet veriyormuş. Yani dediğimiz gibi öyle. Sığınma evi evet. adı altında kadınların sığınabileceği bir yer yok. Yani epeydir öyle tadilattan dolayı orada işte bunun bu nedenin arkasına sığınılıyor ise o zaman onu bir an önce tadilat bitmeli. Çünkü ben takip ediyorum uzun zamandır öyle. Mesela kadına şiddetin yine çokça yaşandığı 40 küsur bin kış nüfusu olan bir ilçe Dikili kadın sığınma evi yok. Belediyeler bu konuda uyumayalım. Yani evet dost acı söyler ama madem konu kadın, kadına şiddet, bu konudaki hassasiyetinizi görelim. Seçmenlerinizin yarısı kadın. Dikili'de, Bergama'da. Kadınlarımız baş tacımız diyorsunuz seçimlerde oy almaya geldiği zaman sıra. Ama daha bir kadın sığınma evi yok. Öyle değil mi? Evet, şu an Bergama'da aktif bir sığınma evi yok. Eklemek istediğiniz bir şey. Başka eklemek istediğim herhangi bir şey yok. Detaylı olarak anlattığımız gibi şunu söyleyebilirim. İstanbul Sözleşmesi iç hukuka 6284 sayılı aile ve kadın aile içi şiddetin ve kadının önlenmesi kanunu adı altında evet. iç hukuka uyarlanmış ve bu kanun da aynı şekilde İstanbul Sözleşmesi ile bağlantılı olarak şiddetin, her türlü şiddetin önlenmesi amacıyla hazırlanmış ve yürürlüğe sokulmuş. Bu nedenle İstanbul, yani yine bahsettiğimiz gibi anayasa, medeni kanun ve 6284 sayılı kanunla bağlantılı olan İstanbul Sözleşmesi iç hukukumuzla uyarlılık göstermektedir. Son olarak bunu yani eklemek istiyorum. Bu sözleşme bize sapkınlık getirmiştir, bu sözleşmeyi taşlayalım demek önce o zaman anayasamızı değiştirmek demektir. Onu değiştirmeye gerektirir. Bunu beğenmiyorsanız anayasanın da değişmesi lazım. O zaman şunu söyleyebilirim. Bir tezat oluşturuyor yani. Evet, yani tezat oluşturuyor evet. diyebiliriz. İstanbul Sözleşmesi anayasamızdaki ilgili maddelerle bağlantılı ve aynı yönde düzenlemeleri kapsıyor ve bulunduruyor içerisinde. Bunu söyleyebiliriz. Bana ne, kim nasıl yaşarsa yaşasın. Beni ilgilendirmez. İşte onun hayat tarzı öyledir, onun cinsel eğilimi böyledir, bunun yaşam tarzı böyledir demeyip, yok onu biz düzelteceğiz, o yanlış, o yamuk demekten kaynaklanıyor aslında bu. Yani bize ne desek, bizim özgürlüğümüze zarar vermediği sürece, ne yapıyorsa yapsın mantığı hakim olmadığı sürece biz daha çok tartışırız bunları gibime geliyor. Şiddetin her türlüsüne evet, o karşıyız. O da bir şiddet değil mi? Evet, o da, her kim olursa olsun şiddetin her türlüsüne, hayvan da dahil olmak üzere. Daha o boyutu var. Bir sürü evet, konuşacak bir çok şey var. Bir sonraki var. Programda hepsine inşallah. Hepsine şiddetin her türlüsüne karşıyız. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Özge ederim. Hanım. Programımıza konuk olduğunuz ve sorularımızı yanıtladığınız için. Değerli izleyiciler, İstanbul Sözleşmesi'ni konuştuk. Avukat Sayın Özge Kablan konuğumuz oldu. Sorularımızı yanıtladı. Teşekkür ediyoruz. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. Egedesonses.com